Ve Şampiyonluk Ligi yaz mevsiminde birinci hafta ikinci serideyiz şu anda. Dark Passage ile Team Turquoise arasında serinin ikinci maçı. İlk maçı Dark Passage kazanmayı başarmıştı. Fencer hemen orada Işınlan'la beraber geldi. Kazeleri işte geldi. Reach'ten sıçra geliyor. Elvin de orada sıçrayla kaçmak istedi ama Fencer ona uğursuz ilerleyişi çoktan atmıştı. Burada Elvin'in düştüğünü göreceğiz. İlk skor Long B'ye gitti bu savaşta. Şimdi Fencer oradan kaçmaya çalışıyor ancak bunu başaramadı. Serse orada skoru alırken Zeitnot'un da düştüğünü görüyoruz. Diğer tarafta da Long B unit back'i almayı başardı. Şimdi Long B oradan çıkmaya çalışacak. Reach takım arkadaşının yardımına yetişti. Zincir tutmuştu. Long B tutmayacağını düşününce bir adım geri attı. Reach orada Long B ile beraber oyunlar yapmaya çalışıyor. Serse son manasını harcadı. Bu son mana onun ölümüne yol açacak. Ve skor Killer S'e gitti. Şu an baktığım üzere yani 15 saniye değil ama biraz daha erken geldi olacak derken Dark Passage burada orta koridorun kulesini çok rahat bir şekilde almayı başaracak dedim ama evet, buraya aldılar ama savaş çıkacak. Şimdi orada güzel bir eşoku. Killer S'e yakalamayı başardı Zeitnot. Killer S orada sıçrayla kaçtı. Işınlanlar geldi. Reach anında eridi. Arada kayboldu adeta. Serse de kalıyor bu skor. Şimdi orada kapanlarıyla beraber güzel bir oyun yaptı Killer S. Dark Passage'ın kovalamasını olabildiğince engelledi. Ve Team Turquoise buradan çıkmayı başarıyor ama Reach'i kaybettiler. Yani o noktada Trundle'a inanılmaz bir anlık hasar geldi. Hem Tiamat'ın aktif hem Q'sur. Long B bu sırada skor çıkarmaya çalıştı oradan. Bunu başaramadı. Kombosunu iyi yapmıştı ancak yine tutmayan bir zincir vardı. Gelen Caitlyn'in ultisi pek işe yaramıyor. Team Turquoise 4 kişilik ekiple burada savaş kovalayacak. Ultisi yok şu an Reach'in. Reach o savaşa yetişemeyecek. Ejder'in şu an 1800 canı kaldığını görüyoruz. Dark Passage neyde karar kılacak burada? Ejder'a mı yoksa savaş mı? Önemli olan bu. İçeri girebilecek bir ormancı yok ve Serse burada Okyanus Ejder'ini almayı başardı. Dark Passage geri çekilmeye çalışacak. Long B kapatıyor. Yarar sağlayacak ejderhalar takımları da. Serse Long B'nin üzerine doğru gitti. Çok güzel bir eş ultisi. Long B orada düşürebilecekler mi? Long B oradan çıkmayı başardı. Serse o kadar şanslı olmayabilir derken buraya kadar geldi ve Serse kendisine doğru geri atlayan Long B'yi düşürmeyi başarıyor. Tabi ultisinin sayesinde orada ayakta kalmayı da başardı. Serse bir de üzerine kule süsleyerek Dark Passage Serse'li hale olarak devam ediyor. Büyük bir tehdit onlar için. Reach arkadan gelebilir mi? Reach'in şu an sıçrası da var. Her an bir oyun yapabilir. Şimdi Zeitnot'la Serse oraya vurmayı başladılar. Işınlan geliyor dediğin gibi arkadan. Reach arada kaldı. Reach oraya sıçrasıyla beraber gelmişti ama Reach'in ilk olarak düştüğünü görecek miyiz derken Abaria öldü arada. Ve Dark Passage orta koridor oyuncusunu kaybetmesine rağmen hala hasar çıkartmaya devam ediyorlar. Şimdi bu noktada Serse arada yakalanıyor. Killer S orada skoru almıştı. Diğer skoru da Zeitnot almayı başardı. Fencer burada düşüyor. Gelen ulti Elvis muhtemelen onu karşılayacaktı. Elvin de onu daha güzel biçimde karşıladı. Sütun attı. Caitlyn'in pozisyonunu bozdu. Bir direnci var. Yani siz dürtüyorsunuz ama bu noktada işte Okyanus ejderhaların önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Tapinamin'in de iyileştirmeleri. Bir anda Fencer buraya doğru geldi. Sıçrayla beraber Unit Back'e atladı. Unit Back'le sıçra kullanmak zorunda kaldı. Reed çok iyi bir pozisyondan geliyor. 4 kişiyi havaya kaldırdı. Long bir araya giriyor ve oradan Unit Back'i düşürmeyi başardı. Zeitnot'un da öldüğünü görüyoruz. Bu Team Turquoise'nin aradığı takım savaşıydı. Şimdi öteki tarafta Abaria. Long ile birebir de kaldı. Abaria. Elvin bekliyor arkada yalnız. Kullanıyor. Reach'in altını kaldığını görüyoruz. Elvin bu savaşa dahil oldu. Biraz geç de olsa Fencer önde kaldı. Takım savaşında Fencer düştüğünü görebilirdik ama Kaze son anda kalkanını kullanarak Fencer'ı kurtarıyor burada. Bir de Fide. Team Turquoise skor vermeden buradan çıkmayı başardı ama hemen geri dönmeleri gerek yoksa inhibitör kaybedebilirler. Hemen Team Turquoise üyelerinin yeniden üstten geri gelmesi gerekiyor. Sadece kuleyle yetindi Dark Passage. Long B şansını bir kere daha denedi. Çok fazla hasar alınca geri çekildi Long B oradan. Çok hızlı gerçekten anında eriyor. Şu anda 5000 cana kadar indi. Ne 5000 canı derken Kaze çalmaya çalıştı ama yeterli olmuyor. Elvin de öteki tarafta inhibitörü aldı. İnhibitörü almayı başardı öbür tarafta Elvin tek başına. Yani Team Turquoise burayı gerçekten hiç istediği gibi oynayamadı. İstediği gibi oynayamadı ama yalnız işte rakibinize bu önemli objektifleri verdiğiniz zaman da o büyük objektiflerin alınmasının çok büyük şekilde süresi aşağı iniyor. Bunu hesaplayamadılar ve çok rahat bir şekilde Baron burada Dark Blast çekimine gitti. Killer S de o noktada az daha tekleniyordu. Son anda kaçmayı başardı. Bugün bu pozisyonu birkaç kere gördük Killer S'in son anda. Ağıyla beraber kaçtığını gördük. Elvin diğer tarafta tam bir inhibitör canavarı, tam bir minyon canavarı inhibitörleri almaya devam ediyor. Geçen maçı bir tekrarını izliyoruz. Reach şimdi araya girdi. 3 kişi havaya kaldırdı. Oradan geri kaçmaya çalışıyor. Long B de araya girdi. Long B orada çok fazla hasar verdi ama
bir anda düştüğünü görüyoruz. Abarya burada long bir skorun alın üstüne oldu. 2'de 2. Reach'i de düşürmeyi başardı Abarya. Phantom şimdi arada yakalandı. 3'de 3 geliyor Abarya'dan. Abarya kana susamış biçimde kovalamaya devam ediyor. Killer S'i de alabilecek diye baktım ama orada kulelerin menziline girince bundan vazgeçti. Abarya'nın çok az canının kaldığını görürüz. Unit ve konu korumak adına elinden geleni yapıyor. Bu kulede düştü. Bir denami ultisi. Maçın artık bittiğine şahit olmak üzereyiz. Ve Dark Passage Şampiyonluk Ligi yaz mevsiminde 3 puan alan ilk takım oluyor. Onları da tebrik ediyoruz burada. Gayet iyi performans sergilediğini söyleyelim. Özellikle oyunun yine başlarında kısmen TT'nin yine bir adım önde olduğunu söylersek yanlış bir cümle kurmuş olmayız. Özellikle kule takaslarında hep kule alan taraf bu noktada TT oldu. Özellikle ikinci kuleye gidene kadar.